Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasalara baktığımızda Amerikan piyasalarının dün negatif kapattığını görmekteyiz. Fed'in baskısı söz konusu orada. Bugün Fed toplantıya başlayacak. 2 gün boyunca sürecek. Yarın akşam açıklanacak. Bu açıklanana kadar tabii ki piyasalarda bir baskı oluşacaktır. Avrupa tarafına baktığımızda DAX'ın önderliğinde ciddi şekilde satış baskısı var Avrupa'da. Dün DAX zaman zaman %2'nin üzerine aşan kayıplarla işlem sürdürmeye devam etti. Baktığımızda satış baskısı devam ediyor. Bunun sebebinin en büyük sebebi de Yunanistan'ın belirsizliğinin devam etmesi. Ayrıca Fed'in baskısının yine Avrupa piyasasına yansıması. Uzak Doğu piyasalarına baktığımızda Şangay Endeksi ve Nikkei Endeksinde satış baskısı devam ediyor. Dün de satıcılıydı. Bugün de satış baskısının sürdüğünü görmekteyiz. Genel olarak küresel piyasaların hepsinde bir satış baskısı söz konusu. Bizim piyasamıza bakacak olursak dün endekste satış baskısı yaşandı ve 79.300 desteğini kıran endeks 79.000 hafif altında kapattı. Bugün için endeksin yatay açılış yapacağını düşünüyoruz. Daha sonra 78.500 destek noktasına kadar endeks geri çekilecektir muhtemelen. 78.500 destek noktasında tutunması durumunda ancak bir tepki alımı gelirse endekste yukarı yönlü hareketler başlayabilir. Fakat bu noktayı tutunamazsa ve tepki alımları kısıtlı, sınırlı kalırsa 78.500 destek noktasının da altına sarkması durumunda endeksin, o zaman satışlar daha da hızlanacaktır ve 77.300 seviyesine kadar geri çekilmeler, 77.300-77.500 bandına kadar geri çekilmeler yaşanabilir diye düşünüyoruz. Tabii bunu izlerken de Dolar TL'nin üzerindeki baskı çok önemli. 2.74 seviyelerin üzerine çıkması durumunda 2.76'lara doğru ataklar görebiliriz diye düşünüyoruz. Diyeceklerim bugün bu kadar. Herkese iyi seanslar.